Maalesef yanlış besleniyoruz son zamanlarda, yani 50 yıldır, son zamanlarda değilsem son 50 yıldır Türk milleti olarak çok yanlış besleniyoruz. 50 yıl öncesine kadar margarin yoktu ve insanlar tereyağı veya zeytinyağı kullanırdı. Evet. Margarinin çıkmasıyla birlikte kalp damar rahatsızlarında hızla artış gösterdi. Artış gösterdi. Çünkü margarin nedir? Sıvı yağın büyük bir basınçla preslenmesiyle sis formdan transforma geçmesi, yani şeklini bozulması. Bunu bünyemiz doğal olmadığı için kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Peki ne bitkisel yapıyor? Değil bu da midir kötü hocam? Kolesterol tetikliyor. Bitkisel değil midir margarin? O artık yağlar? Bitkiselliği kalmıyor. Çünkü kalmıyor. İşleniyor şekli bozuluyor. Çünkü. İşlendiği için artık doğal değil. Bünye de bunu kabul etmiyor. Doğal olan bitkisel yağı bünyemiz kabul ediyor. Doğal olmayan yağı bünye kabul etmiyor. Araştırma uzmanları yıllarca deneyler yapmışlar. Yapmış oldukları deneylerde, gözlemlerde margarine sinirin konmadığını tespit etmişlerdir. Margarin ile plastik arasında pek fark yoktur. Bir molekül farkı var. Yani ha plastik yemiş kişi, bununla ilgili bir ha margarin yemiş. Trans yağla ilgili duymuştum. Birkaç yıldır, bir süredir ülkemizde yasak trans yağ kullanılması. Plastikle trans yağın arasında bir element eksik olduğu söyleniyor evet, ve sinek dahi evet, konmadığı evet, söyleniyor. Ama bize yıllarca trans yağla kızartılmış evet, patatesler, fast food ürünleri yedirildi. Şimdi dahi bugün televizyonlarda yine reklamı yapılan bir sürü yağ var. Evet. Bunların hiçbirisi doğal değil. Doğal yağlar değil. Şimdi bazıları diyor ki et yenebilir. Neden kırmızı et? Bir de moda oldu. Bazıları yine televizyonlara çıkıp diyorlar ki kırmızı et yenmeli istediği kadar. Evet, kırmızı et yenebilir. Yenmeli. Fakat 50 yıl önceki et şimdi var mı? Yok. Neden? 50 yıl önce hayvanlar merada otlanıyordu. Evet, ve suni yemlerle besleniyorlar. Evet. Bu merada otlayan hayvanın yağında, kuyruk yağında veya don yağında stearik asit içerir. Stearik asit bünyemiz tarafından parçalanır. Metabolizmik parçalanma sonucunda, oleik aside, yani zeytinyağına dönüşür. Yani zararsız bir yağ. Hayvanın hocam, don yağı zeytinyağı dönüşür. Mesela dedem rahmetli ava gidiyor kışın. Ava gitmeden önce, dağa çıkmadan önce bir bardak don yağı içip çıkıyor. Zeytinyağı içiyor. Bir bardak don yağı bir içip çıkıyor. Faydası nedir bunun hocam? Vücudun enerji veriyor, ısı veriyor. Fakat şimdi siz bir bardak don yağı içip de dışarı çıkabilir misiniz? Çıkamazsınız. İmkanı çünkü yok. Artık günümüzdeki hayvanlardaki don yağı stearik asit değil, palmitik asit içeriyor. Palmitik asit de zeytinyağına, oleik asit dönüşmez. Ne olur? Bünyemizde kötü kolesterol tetikliyor. Evet.